Sultansürüm, aslında bunun sorunun cevabını biz de zaman zaman çok aradık. Benim kendi inanışım ve anlayışıma göre iç saha dış saha bana göre bir fark değil. Fenerbahçe için de bir fark değil. Kendi oyunumuzu oynamak açısından da hiçbir fark yok. Biz her yerde, her zeminde, her koşulda, her müsabaka çeşidinde iç saha dış saha ayırt etmeden aynı oyunla oynamaya çalışan ve bunu rakibine kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Ve bunu her koşulda, yani sakatı, cezalısı bazen fark ediyor ama her koşulda oynamaya çalışıyoruz. Maalesef bunu oturtamadık. Dediğim gibi bugün kanatlardaki beceri ve yeteneğimizi kazanmak adına ortaya koyduğumuz hücum gücümüzü ortaya koyamadık. Burada bir eksikliğimiz var zaten. Bu eksikliğimizi özellikle kanatlardaki organizasyonda problem yaşadık. Bu coşkuyu aslında oyuna başladığımız dakikalarda çok iyi verdik. İlk dakikalarda oldukça iyi bir coşku vardı ve pozisyona girdik, şut attık. Yani aslında coşku çok iyiydi ve diğer maçlara göre de bence daha yüksek bir tempoydu. Ama golü yedikten sonra çok farklı bir Fenerbahçe ortaya çıktı. Bu olmamalıydı. Bunun olmaması için de tabii başka nedenler de var. Emre'nin oyundan çıkması bence etkiledi. Çünkü o heyecanı, o takıma coşkuyu verebilen bir oyuncuydu. Onun problem olup çıktıktan sonra daha organizasyonu bozuk bir takım olduk ve kaybettik. Arkadaşlar söyledim yani taraftarımızın bu zorlu süreçte Sayın Başkanımız başta olmak üzere desteğini çekmemesini ve Fenerbahçe'ye her zaman sahip olduğu gibi sahip olmasını, sahip çıkmasını, desteklemesini diliyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı bunu gösterdi ki iyi günde de kötü günde de her zaman kulübünün yanında, takımının yanında olmuştur. Böyle de olacaktır. Elimizdeki oyunculara baktığımızda biraz önce de söyledim. Kanat organizasyonları bu oyunlar için önemlidir. Yaratıcı oyuncu, özellikle driblingçi oyuncu sayısının fazla olması bu türlü maçlarda önemlidir. Çünkü dar alanlar vardır. Maalesef o beceriyi geçemedik. O becerileri geçtiğimiz anlarda da çizgiyi geçemedik. Ve dolayısıyla da her dakika disiplinden uzaklaşıp oyundan koptuk. Teşekkürler arkadaşlar. Çok mersi. İyi hafta sonu.